Navigasyonda normalde fantezi için yazacağınız bir rota arkadaşlar bu. Uşak'tayız. Hey Uşak. Anladım. Çok net anladım ben de. Oksijene ihtiyacım. Yan taraftaki oturan kişi inanılmaz keyif alıyor bence. O akıllı cihaz deneyimini yolcu yaşıyor. Çok heyecanlı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkamda durmakta olan T10X ile beraber İzmir'den Ağrı'ya bir yolculuk yapacağım. Aranızda ya kardeşim sen deli misin diyenleriniz var gibi duyuyorum şu anda. Ama benim buradaki amacım en batı illerinden bir tanesinden tam en doğusuna gitmek mümkün mü? 1800 kilometre boyunca Turugo'nun gücünü bir test etmek istedim. Ve işte T10X ile yola çıkıyoruz. Biraz İzmir trafiğine denk geldik. Ama gidiyoruz. Yine yanımda sevgili eşim Ebru. Bu sefer ikinci şoför rolünde bizimle beraber. Uzun bir yolculuk. Ne düşünüyorsun? Valla ilk defa ben Kayseri'liyim. Kayseri'nin doğusuna gideceğim. Evet. Heyecanlıyım. Merak ediyorum. Yolu da yolculuğu da merak ediyorum açıkçası. Evet. Bir de kullanacağım için de ekstra heyecanlıyım. Bakalım. Plan şu. Turugoğulları haritada etiketledim. Ben şu anda iki tane navigasyonla beraber gidiyorum. Hem aracın navigasyonu açık hem Google Maps'i açtım. İkisini de birlikte kullanıyorum. Turugoğulların tamamını haritalara ekledim arkadaşlar. Ve Afyon'da bir şarj molası vereceğiz. Yaklaşık 333 kilometre sonra. Menzilimiz şu anda 438 kilometre. İstedik olmazsa rahat rahat Afyon'a varırız gibi gözüküyor. Afyon'dan sonraki şarj molasında planım Ankara'da vermek. Böyle sonra Ankara'dan sonra Sivas, Erzincan, Erzurum falan devam ediyor arkadaşlar. Yani yolculuk böyle gidecek. Zaten tüm detayları da sizlere veriyor olurum. T10X ilk defa yolculuk yapıyorsun. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorum şu an? Az olmuş yerli akıllı cihazımız. Ama herkesin yerli otomobil diye seslendirdiği, isimlendirdiği bir aracın içerisindeyiz şu anda. Bence akıllı cihaz denmesi çok mantıklı. Niye diye soracak olursa, çünkü şu an önünde devasa bir ekran var. Benim için açıkçası şu an çok konforlu başladı. Devamda edeceğini düşünüyorum. Televizyon açık. Yani istersek... Bindim bineli televizyon izliyorsun. Aynen. Bindiğimden beri bir televizyon program takipteyim. Navigasyonda normalde fantezi için yazacağınız bir rota arkadaşlar bu. Yani şöyle, ben şu anda mesela navigasyonda bir gün iki saat yazıyor varış süresi olarak. Yani gerçekten inanılmaz inanılmaz uzun bir yolculuk, o kesin. Ama bunu denemek istedim. Neden denemek istedim? Böyle bir videoyu neden bu arada çekiyoruz? Hem Turugo'nun altyapısını bir test etmek istedim. Yani Türkiye'nin en batı illerinden bir tanesinden en doğu noktasına gidiyoruz yani. Sınırlardan bir tanesi Doğu Beyazıt. Evet. Ağrı Doğu Beyazıt. Ve düz bir parkur gibi ama gerçekten de zorlu bir parkur. Çünkü geçenlerde mesela başka bir parkurda yolculuk yaparken ciddi bir şarj istasyonu problemi yaşamıştık. Turugo bağımsız. Ama burada Turugo'nun şarj istasyonları yeterli gözüküyor. Türkiye'de elektrikli otomobil dönüşümünün öncüsü bir aracın içerisindeyiz aslında. Bir akıllı cihaz evet ama sonuçta bu bir araç. Aynı zamanda dört tekeri olan, içerisinde bir elektrik motoru ve pil olan bir aracın içerisindeyiz. Çok heyecanlıyım çünkü şu anda içinde olduğum bu cihazın hem ilk tanıtıldığı gün oradaydım, hem ilk aracın banttan indirildiği gün fabrikadaydım ve şimdi yaşadığım ilden Türkiye'nin en doğu illerinden bir tanesine karşı sınırına gidiyorum. Bu açıdan baktığım zaman en çok gurur duyuyorum böyle bir şey yapabildiğim için. Hem de tabii ki çok mutluyum yani, bu çok böyle kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil bence. Benim açımdan öyle yani, gerçekten çok gurur verici bir şey. Yolculuğun sonunda da umarım aynı cümleleri senden duyuyor olurum. Ya şöyle, ben T10X'le alakalı bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum şahsen. Yollarla alakalı olabilirse olabilir. Sonuçta bilmediğimiz yollar, çok uzun yıllardır girip gelmediğimiz yollar. O yüzden hani böyle yollarda yol bozuk olur vesaire, o konularda bir şey diyemem. Benim umudum tüm gideceğimiz, yanaşacağımız Turugo istasyonlarının aktif ve çalışır şekilde bakımda olmaması, bazen bakımda denk gelebiliyor. Umudum ve isteğim o yönde. İnşallah güzel, böyle konforlu, güzel bir yolculuk yaparız. Şu anda zaten konfor açısından bir sıkıntımız yok. Senin televizyonun açık. Hiçbir sıkıntı yok. Birazdan Çağla'yı falan izlersiniz. Aynen. İhtimalle. Ondan sonra akşamdan gündüz MasterChef'le bitirirsin. Uyumayı planlıyorum. Olan. Bu videonun sonunda hep birlikte Türkiye'deki elektrikli şarj istasyonu altyapısının ne noktaya geldiğini, Turugo'nun gücünü ve T10X'e de böyle bir yolculuğun yapılıp yapılamayacağını, yapılırsa nasıl bir konfor olur, hepsini görüyor olduk. Bakalım nasıl geçecek ilk 300 kilometrelik parkurumuz. Yaklaşık arkadaşlar şu anda da yol bilgisayarından göreceğiniz üzere 244 kilometre yol geldik. Uşak'tayız. Hemen hemen ortalama 3 saattir yoldayız. Yol bilgisayarında da detaylı veriyi görüyorsunuz. Şu anda zaten 100 kilometrede ortalama 21.8 kW enerji tüketiyor otomobil. Ve yolculuğa devam ediyoruz. Şarj molası vereceğimiz yere yaklaşık 103 kilometre var arkadaşlar. 103 kilometre sonra Afyon'da bir şarj molası vereceğiz. Anlat bakalım ilk 2 saatin, 3 saatin hatta nasıl geçti? Konfor nasıl? Sürüşteki, yan koltuktaki deneyim nasıl? Yol boyunca gerçekten televizyon izledin.
TV Plus hep açıktı. Arada bir de Smart Boy'u da açtığını gördüm. Evet. Kurcalaya geldin. Nasıl geçti? Aa, benim açımdan çok konforlu. Hem dediğin gibi bütün gündüz Kışağını izledim. Hafta içi hep çalıştığımdan hiçbirini izleyemiyordum. O konfor güzel. Sen rahat geldiğini gördüğüm için gönlüm rahat. Arada böyle biraz 2-3 dakika gözlerimi kapaklı olabilirim. Senin de haberin olmadı. Gerçekten haberim yoktu bu arada. Ondan... Kamerayı kaydını açık mı bıraksaydık acaba? Ama şey yani gerçekten yol çok yani konforlu. Yolculuk da güzel. Yollar da bazen şehir içine girmek zorunda kaldığınız için birazcık naneli ama güzel genel olarak. Genel olarak ben de şu ana kadar çok keyifli geldim. Ama aslında daha yolculuğun ilk etabını bile bitirmedik arkadaşlar. Şu an yüzde kaçınır? Evet, yani %20'si bile edemez. Çünkü 1800 kilometreydi. Şu an 1613 kilometre yolumuz var. Böyle ara ve bilgilendirme yapmak istedim size. Burada uçaklı varsa video izleyen onlara da selam olsun. Vay uçağım. Anladım. Çok net anladım hem de. Oksijeni evet, bu arada bak TOG'da bir şey var. T10X'te yani TOG'da diyoruz ama böyle ağız alışkanlığından oluyor. T10X'te burada iklimlendirmede otomatik dışarıdaki havayı içeriye al ya da içerideki havayı içeride çevir diye bir mod var. Dün bunu denedim. Önde bir araba gidiyor. Eski nesil bir otomobil tabii. İçten yapmalı. Ve deli gibi duman atıyor, tamam mı? Otomatik açıktı. İlk böyle çok azıcık bir duman kokusu geldi. Arabadan dolayı tabii, öndekinden dolayı. Anında kesti bir daha. Yani otomatik kendisi hemen algıladı pis bir hava olduğunu dışarıda. İçeriden. Hiç koku gelmedi. Şu anda da yaklaşık 3 saattir yoldayız. Mutlaka dışarıda kötü hava, yani kötü kokulu bir şeyler olmuştur. Hayvancılık yapılan yerden geçtik. Fabrikaların olduğu bölgelerden vesaire geçtik. Hiç ben kötü bir koku falan almadım bu arada. Ben de almadım, yok. İklimlendirme konusunda hakikaten başarılı olduğunu söyleyebilirim T10X akıllı cihazımızın. Ya ben böyle sürekli araştırıyorum arkadaşlar ama gerçekten bu bir araç değil, akıllı cihaz. Ama işte ağız alışkanlığı ne yapalım? Ama işte bunu bence dışarıdan birinin çok algılaması kolay olmasa da kullandığında ya da kullanmasına da gerek yok. Sağ koltukta oturduğunda da gerçekten bir akıllı cihaz. Gerçekten öyle bu arada. Telefonu hiç kullanmadım ben şu an mesela. Normalde biliyorsun evet. Yolculuklarda bir telefon. Peki şey soracağım sana. Senin miden bulanıyor mesela evet. Normalde. Burada ekranda bir şey izlerken hiç mide bulantısı falan yaşadın mı? Ay hiç olmadı, olsa kapatırdık peki. Doğru. Sen çünkü bayağı senin telefon falan tutuyor normalde yolda bak. Özellikle çok şu an popüler biliyorsunuz. Kredi kampanyası vesaire var. Çok da avantajlı bu arada kredi kampanyası bence. Yani 700 bin lira 0 faiz ya da 12 ay ödüyorsun. Ya da 700 bin lira 2.29 30 ay vade. Tam şu anda bilmiyorum, taksiti hatırlamıyorum ama 35 bin küsür lira gibi bir taksiti var mesela 30 aylık vadede. Çok iyi. Yani hayalindeki arabaya çok ciddi bir finansman desteğiyle sahip olabiliyorsun. Böyle bir avantajı var şu anda içinde bulunduğumuz bu elektrikli akıllı cihazın. Dolayısıyla bu avantajdan ben olsam faydalanırım şahsen yani. Kesinlikle çok avantajlı olduğunu düşünüyorum bir kullanıcı için. Çok mantıklı bence. Şimdi Afyon'a yaklaşık 84 kilometre kaldı. Afyon'da duracağımızı sizlere söylemiştim. Şu anda ortalama tüketimimiz görüyorsunuz 21.2 civarı ve yaklaşık şöyle bakayım ben bir yol bilgisayarına. 345 kilometre. İşte şarja gireceğimiz yerde 350 kilometre civarı yol yapmış olacağız. %13'lük bir bataryamız var. Sen birazcık hareketlenmeye başladın sanki. Çünkü ihtiyaç bulaştığı zamanı mı geldi? Hem Tolga'nın ihtiyacı var buna hem de benim. Evet, benim de var biraz. Senin de evet. Ortalama 4 saat aralıksız kullanıyorum çünkü. Evet. Zaten güvenli bir sürüş için durmak durumundayız. Aynen. Durduğumuz zaman sizlere TrueGo'dan şarj istasyonunda yine detayları böyle ufak ufak veriyor olurum. Ve Afyon tabelasını da şu anda zaten görüyorsunuz. Afyon'a girdik efendim. Şimdi Afyon'da şarjımızı aldık arkadaşlar ticaret odasında. Şarjı bitireceğiz burada çünkü bir 250 kilometre yolumuz var. Bize bu kadar şarj yeter gibi gözüküyor. Şarjımızı tamamlıyoruz. 250 kilometrelik devam yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık aracı %88'e kadar şarj ettik. Şimdi 250 kilometrelik bir yolumuz var. Şöyle sizlere de göstereyim hemen. Ankara'nın girişinde bir yerlerde yaklaşık 250 kilometre sonra bir şarj daha alacağız. Orada da herhalde yine yüze yaklaştırırız diye düşünüyorum. Evet. Sonra devam edeceğiz Ankara'nın çıkışına ve akabinde de devam edeceğiz. Afyon'a bu güzel ağırlama için teşekkür ederiz bu arada. Evet. Çok bir Afyonlu arkadaşlarla bir araya gelemedik ama çocuk döneri gördük. Yemedik ama gördük. Yolumuz uzun. Şimdi çocuk döneri yersek döne döne gideriz artık ondan sonra kalan yolu. 250 kilometre daha gideceğiz. 10 dakika falan kala Ankara'daki şarj noktamıza. Yine size bir durum güncellemesi, ortalama yakıt paylaşımı vesaire hepsini paylaşıyor olurum. Görüşürüz. Afyon'daki moladan sonra Ankara'ya ufak ufak varmak üzereyiz diyordum ki tam da karşımızda şu anda Ankara tabelası var arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Güncel tüketimleri size göstereyim. Şu anda bir 250 kilometre
kadar daha geldik. Bu 250 kilometrede 21.8 kilowattlık bir ritimle geldik. Hı. Ve 242 kilometrelik bir başka etabı da böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi ufaktan şarja doğru yol almaktayız. Yani İzmir'den %100 şarja çıkıp neredeyse Ankara'ya da arada bir %60 gibi, 70 gibi bir şarj yaparak varabilmenin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani daha fazla şarj yaparım diye düşünüyordum yola çıkarken. Evet. Ama gerçekte öyle olmadı. Resmen Ankara'ya uzun menzil Vite Onyx'te bir ara şarj yaparak gelmek mümkün. Mola vereceğimiz Turugol'un istasyonu işte burada. Koştuk sana geldik. Doyur bizi. İyi geldik bence. Tüketim vesaire zaten size verdim. Şimdi şarj zamanı. Ankara'daki şarj işlemimiz tamamlandı. Yavaş yavaş Turugol istasyonundan ayrılıyoruz. Hatta Ankara'dan da ayrılıyoruz. Şimdiki istikamette Yozgat. Burada biraz fazla aldık şarj bu arada. Yozgat taraflarında bir daha mola vereceğiz. Dolayısıyla hani oraya böyle az bir şarjla girmek istemedik. Riske atmak istemedik hiç. %97'ye kadar yani 66,5 kW'lık bir enerji aldık. Yola devam ediyoruz. Arada bir sen Kızılcık Şerbeti, arka sokaklar, ondan sonra MasterChef. Baya böyle combo yaptı. Zaplaya zaplaya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten T-Onix'te evdeymişim. Yani yan taraftaki oturan kişi inanılmaz keyif alıyor bence yolculukta. Ben şu an konforunu senden daha çok ben yaşadım. Gerçekten öyle bak. Hani o akıllı cihaz deneyimini yolcu yaşıyor. Çünkü sen yol boyunca televizyon izledin. Bir sürü şey izledin yani. Ben tabii böyle çok bakamıyorum. Sesini dinliyorum sadece ama inanılmaz keyifli bir şey bence yolcu için. Şoförün de böyle güvenilir bir şoför olunca rahat rahat yol boyunca bir şeyler izleyebiliyorsun anladığım kadarıyla. Tamam. Bu da bence güzel olmuş. Sen ekranın büyüklüğüyle alakalı birkaç kere söyledin. Ben söyledim mi videoda hatırlamıyorum ama bu ekran bu segmentteki yani bu aracın segmentindeki rakiplerinde yok böyle bir büyük ekran. Hiçbir markada, hiçbir başka üreticide böyle bir ekran büyüklüğü ve boyutu yok ki burada hem ekran çok büyük hem de çok efektif kullanılıyor. 25 saatlik bir otomobil yolculuğu yaptın mı hiç? Hiç yapmadım. Yani ben de yapmamıştım. O ekran her çok yolculuk yapmamıştım. Ben de yapmamıştım gerçekten. Yani en uzun fotoğrafı yapacağız şimdi. En uzun yaptığımız yol herhalde seninle beraberdi. O da 10 saat falan sürmüştü yani. Bu kadarını ben de yapmamıştım. Değişik bir deneyim. Güzel bir deneyim. En güzel yanı şu. Yol gidiyoruz ama yol gittiğimi hissetmiyorum. Yani böyle bir durum var gerçekten. Ankara'ya geldik mesela ben 7 saat civarı sürdü işte Ankara'ya gelmemiz şarj süresini çıkarsak saat işte 11 civarı falan. Ankara dedik, Polatlı dedik daha doğrusu tam Ankara'da değildik. Ben dedim ki yani çok iyi geldik gerçekten yani hiçbir şey hissetmedim. Bu kadar rahat. Yine falan böyle emin olmaya çalıştım. Evet yani bu kadar rahat gelinebileceğini bilseydim araçla daha fazla gelirdim Ankara'ya. Uçakla falan gel git oluyor işte. Hani gerçekten çok böyle yolun nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Diğer Turugol istasyonuna yaklaşırken yine bir ara bilgilendirme videosu. Turugol'a yaklaştık işte şöyle oldu böyle oldu detaylarını sizlere veririz. Bilgilendirmeye devam. Yaklaşık 12 saati geride bıraktık yolculukta ve şu anda Yozgat falan da geçtik. Ortalama 22 kilowattla gidiyoruz. Tüketim hemen hemen aynı gibi. 291 kilometre olmuş son şarjdan beri. Şu anda da şarjımı durdu 22. Yani bir şarj molası vermemize çok çok az kaldı. Yaklaşık 1.2 kilometre sonra bir Turugol istasyonu var. Orada şarj yapacağız. Bu arada mecazi değil. Gerçekten yolun yarısını bitirdik. Tam 900 kilometre geldi. Bundan sonra yaklaşık bir 900 kilometre kadar daha yolumuz var. Bir tık uyku hissiyatı bende başladı. Bu arada hemen yanımızdaymış Turugol. Şuradan döneceğiz. Saat 4'e yesin geçiyor. Gelmesi çok normal tabii. Evet. Yani 12 saattir otomobil kullanıyorum. Arada uyudum bir saat. Bundan sonra galiba rotada Sivas var. Ama bir kontrol ederim. Zaten şarjdan sonra da size bilgi verirken buradan bilgi güncellemesi yaparım. Hemen şarja başlayalım. Şimdi tekrar yola çıktım ama burada şöyle bir şey var. Sivas'ta bir daha şarj almak zorundayım. Çünkü ondan sonra Erzincan var. Doğrudan Erzincan'a gidince biraz fazla kilometre oluyordu. Böyle 500'e yakın bir kilometre oluyordu. Onu riske atmak istemedim açıkçası. O yüzden Sivas'ta bir ara şarj yapacağım yine. Evi %80-90 civarına falan getiririm. Ondan sonra devam ederim. Yani yaklaşık 165 kilometre sonra bir şarj molası daha vereceğiz. Bu arada ön kameradan zaten görüyorsunuzdur. Ufak ufak gün ağrıyor. Ben de az önceki şarj molasında bir saat daha uyudum. Şarj molalarındaki uyku gayet yeterli benim için şu anda. Zorlanmıyorum. Bir sıkıntı yok. Böyle bu rotayı tamamlamayı planlıyorum. Ama birisi elendi. Sana günaydın. Bize iyi yolculuklar. Günaydın valla. Gün çok güzel aydı. Valla. Hiç hissetmediğim bir yolculuk oldu nedense. Sana T-Onix'in yolculuk değil de uyku konforunu sormak isterim. Nasıl geçti? Yani yatağımda uyuyormuşçasına bir uyku
uyku. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkürler. Nöbette daha rahatsız uyuyordum. Böyle söyleyeyim, burada daha rahat uyudum. Şimdi şöyle, en son Yozgat'a bir şarj almıştık Doğankent'te. Oradan sonra yaklaşık kaç kilometre geldik? 163 kilometre gibi bir yol geldik. Evet. Şimdi bir daha şarj alacağız. Sivas'tayız şu anda. Sabah oldu tabii, saat 7-11. Aralıksız devam ediyoruz yola. 14 saat oldu. 25.6 kW bir enerji tüketiyoruz 3 kilometrede. Bu sefer biraz yüksek tüketti. Çünkü yoldayken koltuk ısıtmaları açtım. Biraz ısıtmayı da açtım. Çünkü hava çok soğuk. Biraz soğudu yani. 7-8 derecelere falan indi. Bir tık da aralarda normalin üstü hızlarda gitmiş olabilirim. O yüzden şu andaki tüketim bu. Şuradan hemen size ne kadar yolumuzun kaldığını da göstereyim. Bakın yaklaşık 706 kilometrelik bir yolumuz var. Bir yol geldik. Ama ben hiç bu kadar yol gelmişim gibi hissetmiyorum. Onu net söyleyeyim. Hani demin saati yanlış hesaplamış olabilirim ama dün 4'te çıkmıştık. 12 desen sabah 4, 3 daha koysan 15 saat yapıyor. Evet, tam 15 saattir yoldayız. Bu 4. şarj molası olacak bu arada. 4. şarj molasını vereceğiz. Buradan alacağımız şarjla hedefimiz Erzincan'a gitmek. Erzincan'dan Erzurum'a, Erzurum'dan da Ağrı'ya varmak. Yol bilgisayarı der ki bugün 5.30'da Ağrı'ya varabilirsin. Ama bizim ona uyumak ya da ona yetişmek gibi bir şeyimiz yok. Güvenli bir şekilde oraya varmak niyetindeyiz. T10X akıllı cihazıyla yaptığım en uzun yol bu. Bunun daha uzun bir yol yapmadım şimdiye kadar. Bak, iki tane şey var çok benim için önemli. Bir tanesi, her şarj molasında ciddi anlamda dinleniyorum. Bu inanılmaz bir lüks uzun yolda. Yani 40 dakika, 35-40 dakika falan duruyoruz, tamam mı? Böyle her 35-40 dakikada bir. O, ben orada mesela gözümü kapatıyorum, böyle dinleniyorum ve farkındaysan hiç uyku refleksim de yok yani. Dolayısıyla çok güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapıyoruz. Normalde başka türlü olsa sağa çekip yatmam lazım 2 saat, 3 saat falan bir aralıksız. Ama böyle mesela şarj aralarında uyuyunca hem yol kesintiye uğramamış oluyor, hem de güvenli bir şekilde yola devam ediyorsun. Bu bir. İkincisi, ben buradan Turkcell ekibine de harbiden tebrik etmek istiyorum. Çünkü yol boyu neredeyse hep açıktı televizyon. Hani evet. Gerek D-Smart Go, gerek TV Plus, ikisinde de sürekli bir akış açıktı. Ya gerçekten hiç mi kasmaz? Ve hiç sekteye uğramadı değil mi? Hiç sekteye uğramadı. Yani şu an Sivas'a geldik. Yolun yarısından fazlasını gittik. 1800 kilometrenin 1100 kilometresini geldik. Yani inanılmaz gerçekten, hiçbir kasma donma olmaması. Gerçekten tebrik etmek lazım Turkcell ekibini. 1100 kilometre yol geldik ve en ıssız True Go'da bile herhangi bir problemle karşılaştığımı söyleyemem. Gidiyoruz, cihaz açık, takıyoruz, şarj ediyor gibi bir durum var. Hani onun da bilgisini vermiş olayım size. True Go konusunda en azından şimdilik bir böyle bilgilendirme olsun sizlere. Evet, True Go sağda gözüküyor. İşte geldik, buradayız bak. Ama bakın, buraya bir servis aracı park etmiş, sağ olsun. Hiç şaşırmıyoruz bu duruma. Ne içinde Allah'ta? Bedenleri ve edebiyatı. Evet, bak şöyle yaptım. Adam hiç şey demedi, kafayıydı ve anahtarı taktı. Yola çıktığımızda sizlere detayları aktarıyor olurum. Evet, Sivas'taki şarj molamızı tamamladık. Yaklaşık 47 kW bir güç aldık. Şimdi istikamet Erzincan Tercan. 350 kilometre sonra hedef doğrudan Ağrı'ya varmak. Bize durumlar böyle. Yolculuk sorunsuz ve problemsiz bir şekilde devam ediyor. Evet. 1100 kilometre geride kaldı. Biz devam edelim. Bakalım bir sonraki istasyona yaklaşırken bizi neler bekliyor. 5. şarja çok yaklaştık arkadaşlar şu anda. Şimdi size güncel verileri şöyle bir göstermek istiyorum. Yaklaşık 19.4 kW'la geldik ortalama olarak ve son şarjdan beri 337 kilometre yol geldik. Düzeye yaklaştık bayağı. Verimli bir parkur oldu bu parkur. Evet. Şu anda şarjı olan yakınlığımız bu. Varacağımız noktaya olan yakınlığımız da şu. 365 kilometre yolumuz kaldı. Vallahi 20 saat oldu. Değil mi? Tam 20 saat oldu. 20 saattir yoldayız. Dolu dolu. Şarj dışında hiç durmadık. Sıfır durduk. Yola çıkarken 24 saat falan gösteriyordu. Hemen hemen şu anda o 24 saate yakın bir yolda gidiyoruz. Bak, varışı saat 4.19 gösteriyor. Aa, bayağı ne çekmiş. Evet. İlk başta 6.30'du. 6.30 falan gösteriyordu. Neredeyse çıktığımız saate varacağız gösteriyor şu an, ama şimdi muhtemelen bir yarım saat falan şarj alacağız. Yine saat 5'i bulur varmamız. Allah nasip ederse 25 saatte varmış olacağız. Hem dinleniyorsun hem varmışsın oluyor. Çok da güzel bir şarj istasyonuna geldik bu arada. Ve çok, her taraf güneş paneli. Tam karşıdaki güneş panellerine bak. Çatıda da var. Çatıda da var. İnanılmaz bir yere geldik. Muhtemelen şu anda aracı şarj edeceğimiz ya, bu enerjiyi de güneş enerjisiyle elde ediyordur diye düşünüyorum. Evet. Olabilir. Evet, böyle bir süper. 40 dakika falan
Sanırım burayı çalışmalar olacak. Son durum bu şekilde. Çok keyifli bence. Buradan çıkarken yine size bir bilgilendirme yaparım. 4 farklı yerde şarj molası verdik. Ama şu anda durduğumuz yer Erzincan'da Tercan diye bir yer arkadaşlar. Şimdi burada inanılmaz etkileyici bir yer burası. Size bir gezdirmek istiyorum ama öncelikle buradaki mağaza sahibine bir teşekkür etmek istiyorum bir kullanıcı olarak. Aynı zamanda da Turugu'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burası gerçekten yolcu için ne gerekiyorsa düşünülmüş, tam bir mükemmel olarak tasarlanmış bir dinlenme tesisi bence. Bu kadar ters bir yerde olmasına rağmen. Bakın şöyle size göstereyim. Mesela burada durdunuz ve bakın sizi doğrudan şöyle bir yazı karşılıyor. Tamam mı? Bakın bunları yazmışlar. Size ortamı göstereceğim. Burada her yerde güneş panelleri var. Burada da üstte de şu arkadaki yamacın arasında da. Ve şurada da böyle bir ofis gibi yer bizi karşılıyor. Durduğum yerde şurası arkadaşlar. Tabeladan zaten bulursunuz neresi olduğunu. Şimdi size içeriği göstereceğim. Yani böyle bir yerde bu imkanı sundukları için buradaki insanlara ciddi anlamda gönülden teşekkür etmek istedim. 20 saattir yoldayım. Hemen hemen hiçbir yerde böyle bir imkan görmedim. Genelde de zaten böyle imkanlar olmaz şarj istasyonlarının olduğu yerde. Bakın buraya giriyorsunuz. Burada bir böyle dinlenme alanı yapmışlar. Şurada seccadeler bile var. Namazınızı kılmak isterseniz. Hemen şöyle içeriye gidiyoruz. Burada bir mutfak var. Çay, kahve, her şeyi koymuşlar. Burada her şey var. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Plastik bardaklara bile, yani kağıt bardaklara kadar koymuşlar. Hemen devam ediyoruz. Bakın burada da gerçekten çok temiz bir tuvalet var. Şaşırdığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Burayı gerçekten çok ilginç buldum ve çok memnun kaldığım için de hem bu videoda buraya yer vermek istedim hem de buradakilere bir teşekkür etmek istedim. Eğer buraları yolunuz düşerse burada aracınızı şarj edebilirsiniz. Çok memnun kalacağınızı umuyorum. Rahat rahat dinlenir, yolunuza devam edersiniz. Son şarjımızdan da ayrılıyoruz. 70 kW enerji aldık burada. 40 dakika kadar, 5 dakika kadar durduk bu şarj istasyonunda. Bu bizim son şarjımızdı gidebilmek için. Çünkü artık bu şarj beraber değil ağrıya Doğu Beyazıt'a bile gidebiliyoruz. Size hemen göstereyim. Bakın şöyle şu anda şarjımız %95, 340 km gidersin diyor. Zaten bizim yolumuzda 265 km sonra ağrıya giriş yapmış oluyoruz. Şuradan da Doğu Beyazıt'ı göstereyim sizlere. 370 km. Biraz daha yaklaşınca videoyu toparlarız. Gerçekten çok çok az kaldı. Yaklaşık saat 4 gibi inşallah ağrıya girmiş olacağız. Tam 24 saatte varmış oluyoruz. Bir uçtan bir uca. Evet, bir uçtan bir uca geldik. Bizde durumlar şimdilik böyle. Ağrı'ya girmeye çok az bir zaman kala. Tekrardan kaydı açarız. Sevgili arkadaşlar, yola çıkalı tam 24 saat oldu. 24 saat önce tam bu saatlerde İzmir'den yola çıkmıştık. Şu anda da Ağrı'ya tam 10 kilometre kaldı. Yani geldik diyebiliriz. Hoş geldik. Hoş geldik gerçekten. Çok rahat ve çok konforlu bir şekilde geldiğimizi düşünüyorum. Hemen sizlere verileri göstereyim ve daha sonrasında da yorumlara geçelim. Ve son şarjdan beri bakın 19.3 kilowattlık bir ortalama ile geldik. Şu anda da şarjımız %38 bandında. Gideceğimiz yolda yaklaşık 7 kilometre. Artık zaten geldiğimiz için kafamıza göre takılıyor olacağız. Şöyle size toplam seyahat süresini de göstereyim. Toplamda 18,5 saat araç kullanmışız. Yaklaşık 1500 kilometre yol yapmışız ve bu yolculuk boyunca 21.3 kilowattlık bir ortalamayla gelmiş. Bu arada şu anda da tam Ağrı tabelasının önüne geldik. Şöyle bir duralım şurada. İstenin videodaki alafikir. Hadi bakalım. Gel de sallayalım şurada. Hadi. Başardık. Valla 24 saat. İşte Talk Teonix. Bir dakika. Bence benim size şöyle arabayı bir önden de göstermem lazım. Durum ve vaziyet. Şu anda bu yaklaşık 1500 kilometrede sonra geldiği hal bu Teonix'in. Ama tabii ki bunun onunla bir alakası yok. Yollardaki böcekler ne var ne yok yapıştı üstüne. Burada bir şöyle bir sallayalım dedim size. Ağrı'ya da girdik. Öncelikle sen söyle. Tamam. Hı. Ben özet geçiyorum. Sağ koltuğun verdiği rahatlıktan mıdır bilmiyorum ama çok konforlu bir yolculuk geçirdim. Gözüm de çok büyüyordu. İnanılmaz büyüyordu. Ne yalan söyleyeyim. Senin de gözünü korkutmak istemiyordum tabii. Çünkü %99 sen kullandın. Ben de kullandım bu arada Ozan, çünkü artık hani maksimum dolu aşmıştı sanki. Yine dinlene geldiğimiz için sıkıntı yoktu. Ben de deneyimlemek istedim bu yolu. Çok keyifli, çok konforlu. İnsanın hani böyle konfor alanını bir tık daha böyle arttıracak her şey var aracın, akıllı aracın içinde diye. Evet, gerçekten öyle. O yüzden hani benim özet geçecek olursak bütün fikrim bu yönde. Ben çok keyif aldım açıkçası. Senin zaten hani araç kullanmanla ilgili o konuları da antiparantez açaraktan benim için çok güzel ve değerli bir yolculuktu açıkçası. Benim için de öyle. Birincisi en büyük değer şu. Videonun bazı yerlerini söyledim. İlk lastikle gittiğim, ilk banttan indirildiği gün gördüğüm bize ait olan bir yerli akıllı cihaz ya da otomobil nasıl hitap edilmesi isteniyorsa onun içindeyiz.
İzmir'den Ağrı'ya geldik. Tüm yolculuk boyunca Turugo şarj altyapı sınıf olarak geldik. Evet. Başka hiçbir şarj istasyonunda şarj almadık. Tam 5 kere şarj etmek için durduk. Toplam yolculuk süremizin 6 saati şarjla geçip, onu söyleyeyim sizlere, soranlar olabilir. Şarjla alakalı tüm verileri de zaten ben ekrana koyuyor olurum. Nerede ne kadar şarj bedeli ödemişiz? Ortalama sanırım 3000 lira gibi bir rakam tuttu tüm şarjlar. Yani 3000 TL gibi bir maliyetle İzmir'den Ağrı'ya geldik. Tüm şarjlarımızı Turugo'da yap. Turugo'nun altyapısının gerçekten çok güçlü olduğunu söylemeliyim. Turugo ekibine bir kere kesinlikle teşekkür etmek istiyorum. Yani bir işi yapmak için yapmamışlar, gerçekten yapmışlar. Cayır cayır çalışıyor makineler. Hiçbir yerde hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Ben bazen haritada yani işaretlediğim yerlere varınca acaba burada sıkıntı olur mu diye gerçekten düşündüm. Ama inanın bir sıkıntı yoktu. Hiçbir problem yaşamadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tabii ki TOK ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmem için desteklediler. Çok sağ olsunlar. Böyle bir işe imza attıkları için de ben de gurur duyuyorum. Bunu da sizlere hazırlayıp anlatabildiğim için bu videoda ayrıca gururluyum. Ciddi yorulduk arkadaşlar. 24 saattir ben sadece şarj molalarında uyuyarak geldim. Yani hiç uyumadım onun dışında. O yüzden zaten kesintisiz gelebildik. Gerçekten yorucu bir yol ama ne olursa olsun T-Onix çok konforlu. Yani hem şoför için hem yan taraftaki kişi için ya da arkadaki insanlar için, gerçekten yolcular için çok konforlu bir akıllı cihaz. Burada bu kadar ciddi bir yol yapmanıza rağmen herhangi bir yorgunluk hissetmiyorsunuz. Onu söylemek lazım. Bu önemli diye düşünüyorum. Benim hedefim bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bunu görmekti. Bunu yapabildiğimizi görmekte beni çok çok mutlu etti. Umarım videoda gerekli olan her şeyi verebilmişizdir. En azından aklındaki soru işaretlerden birini elemiş oldum. Bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Normalde buraya gelemezsin 24 saat. Yani İstediğin kadar iyi şoför ol. Uyuman lazım yani. Uyuman zorundasın. Bu kesin. 18 saatlik bir yol çünkü normalde bu. Evet. Şimdi şarj ettiğin zaman şarj sırasında ne yapıyorsun? Uyuyorsun. Aklın başındaysa uyuyorsun. Aklın başında değilse telefonla falan da oynarsın ama ben uyumayı tercih ettim. Bu sayede şarjda geçirdiğim vakti hiç boş harcamamış oldum. Yani tamamen o vakit çok verimli bir şekilde kullanmış oldum. Bu sayede biz hiç mola vermeden gelebildik zaten. Yani ya çok biz rahat bir şekilde gelebildik. Şu yakaladık orada. Aynen öyle. Hem şarj oldu hem biz dinlendik. Ben bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli bir içerik. Aklınızda sorular varsa, ki mutlaka vardır diye düşünüyorum, lütfen sorularınızı sormaktan kendinizi alıkoymayın. Ben sorduğunuz tüm soruları cevaplıyor olacağım. Merak ettiğiniz şeyler ya da benim atladığım bir şeyler varsa video sırasında, videonun içerisinde lütfen sorun. Onları sizlere yanıtlıyor olurum yorumlarda. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki uzun yol videosunda görüşmek üzere diyeyim. Umarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.